Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun kıymetli kardeşler. İnşallah 24. cüzde karşınızdayız. 24. cüzde Zümer suresinin devamı, Mümin suresinin tamamı ve Fussilet suresinin 46 ayeti vardır. 32 ila 41. ayetler arasında Allah hakkında yalan söyleyen müşriklerden daha zalim kimse olmadığından, Allah'ın hidayete erdirdiği birine kimsenin zarar veremeyeceğinden, müşriklerin göklerin ve yerin yaratıcısının Allah olduğuna inanıp buna rağmen ona ortaklar isnat ettiklerinden, Allah'tan başka fayda ya da zarar verebilecek hiçbir ilahın olmadığından ve hidayetin sahibine fayda, valaletin ise sahibine zarar vereceğinden bahsedilmiştir. 42 ile 48. ayetler arasında ölüm zamanı gelenlerin canını alanın gerçekten Allah olduğundan, Allah'tan başka şefaat edebilecek hiçbir ilahın olmadığından, müşriklerin Allah'ın adını tek duyunca rahatsızlık duyduğundan, Allah'tan başkasından bahsedilince de mutlu olduklarından, ahirette zalimlerin eline geçse kendilerini azaptan kurtarmak için yeri ve göğü feda edeceklerinden bahsedilmiştir. 49 ila 52. ayetler arasında insanın sıkıntılı durumlarda yalnızca Allah'a dua ettiğinden, nimete sahip olmanın da bir imtihan olduğundan ve rızkı bol verenin de az verenin de Allah olduğundan bahsedilmiştir. 53 ila 59. ayetler arasında Allahü Teala'nın merhametinden ümit kesmemek ve ona yönelmek gerektiğinden ahirette pişman olup keşke hidayete erseydim keşke dünyaya bir daha dönseydim demeden önce dünyadayken hakka uymak gerektiğinden bahsedilmiştir. 60 ila 67. ayetler arasında kıyamet gününde Allah'a iftira atanların yüzünün kapkara olacağından, muttakilerin kurtulacağından, göklerin ve yerin kilitlerinin Allah'ın yanında olduğundan ve şirk günahının tüm iyi amelleri silip süpereceğinden, bahsedilmiştir. 68 ila 75. ayetler arasında kıyamet için sura iki defa üfürüleceğinden, ilkinde herkesin öleceğinden, ikincisinde ise herkesin diriltileceğinden, herkesin amellerinin karşılığını göreceğinden, kafirlerin topluca cehenneme götürüleceğinden, onlara size uyarıcı gelmedi mi ki cehennemlik oldunuz diye sorulacağından, muttakilerin de cennette gruplar halinde götürüleceğinden cennet meleklerinin güzel selamlarla onları karşılayacağından bahsedilmiştir. Mü'min Gafir Suresi Mekke'de nazil olmuştur 85 ayettir. Diğer bir adı da Gafir suresidir mümin suresinin. Surede Firavun'la konuşan ve imanını gizli tutan bir müminden bahsedilmiştir. Mümin suresi ve peşinden gelen 6 sure hamim ile başladığı için bu surelere havamim sureleri denilmiştir. Bu surelerin konuları birbirine çok benzemektedir. Hepsinde de surenin giriş kısmında Kur'an'ın yüceliğine ve hikmet dolu bir kitap olduğuna değinilmiştir. Genel hatlarıyla sure. Sure, Allahu Teala'nın merhametinden ve tövbeleri kabul ettiğinden bahsederek başlamaktadır. Meleklerin Allah katındaki değerlerine değinilmiş ve müminler için dua ve istiğfar talebinde bulundukları ifade edilmiştir. Hz. Musa'nın davetine icabet eden ve Firavun ailesinden olan gizli bir müminin Firavun'a karşı Hz. Musa'yı savunmasından bahsedilmiş ve Hz. Musa'nın mücadelesinden de örnekler verilmiştir. Allahü Teala'nın kudretine işaret eden kevni deliller zikredilmiş, ölüm ve ölüm sonrası hakikatler hatırlatılmıştır. 1 ila 9. ayetler arasında Kur'an'ın Allah'tan gelen bir kitap olduğuna, Allahu Teala'nın tövbeleri kabul ettiğine, Allah'ın ayetleri konusunda kafirlerin tartışma içerisine girdiklerinden her ümmetin kendi peygamberiyle tartışma içine girdiğinden ve bundan dolayı helak edildiklerinden ve Allah'ın arşını taşıyan meleklerin müminler için dua etlerinden bahsedilmiştir. 10 ila 20. ayet arasında kafirlerin cehennemden çıkmak için dua ettiklerinden, suçlarını itiraf edeceklerinden, tek olan Allah'a çağrıldıkları zaman inkara kalkıştıklarından ama Allah'a ortak koşmaya gelince bu şekilde iman ettiklerinden, ahirette herkesin kendi yaptıklarının karşılığını göreceğinden, kalplerin hesap günü şiddetle çarpacağından ve zalimlere şefaat edecek kimsenin olamayacağından bahsedilmiştir. 21 ila 22. ayetler arasında geçmiş ümmetlerin yaşadığı yerlere ibret nazarıyla bakmak gerektiği anlatılmıştır. 23 ila 35. ayetler arasında Hz. Musa'nın Firavun'la, Haman'la ve Karun'la mücadelesi anlatılmıştır. İmanını gizli tutan bir adam Firavun'a "Rabbim Allah'tır" diyen birini mi öldüreceksin? Yalan söylüyorsa bu onun sorumluluğudur. Doğru söylüyorsa da başınıza bazı belalar gelecektir." demiştir. 36 ile 37. ayetler arasında Firavun'un Haman'dan yüksek bir kule yapmasını zira bu kuleye çıkıp Hz. Musa'nın bahsettiği haşa Allah'ı öldürmek istediği anlatılmıştır. 38 ile 46. ayetler arasında iman eden ama imanını gizli tutan müminin halkına yaptığı uyarılar anlatılmıştır. 47 ile 52. ayetler arasında cehenneme girecek olan kafirlerin kendi aralarındaki tartışmaları anlatılmıştır. Kendilerinden cehennem azabının hafifletilmesini isteyecekler ama bu isteklerinin kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Allahu Teala müminlere ve peygamberlere dünya ve ahirette yardım edeceğini vaat etmiştir. Ahiret gününde zalimlerin mazeret beyan etmelerinin fayda vermeyeceği de belirtilmiştir. 53 ila 60. ayetler arasında Allah'ın vaadinin hak olduğu, Allah hakkında tartışanların delil olmadan tartıştıkları, gökleri ve yeri yaratmanın insanı yaratmaktan daha büyük bir olay olduğu, kıyametin kopmasında hiçbir şüphenin olmadığı, Allahu Teala'nın duaları kabul ettiği ve dua etmeyip kibirlenenlerin ise cehenneme girecekleri anlatılmıştır. 61 ila 68. ayet arasında Allahu Teala'nın yaratmasından, yüceliğinden, tek ilah olduğundan, insanı aşamalar halinde yaratıp şekil verdiğinden, yaşatan ve öldürenin Allah olduğundan bahsedilmiştir. 69 ila 77. ayetler arasında müşriklerin ve kafirlerin Allah'ın ayetlerine inanmamak için direttiklerinden, bundan dolayı cehenneme gireceklerinden, Allah'ın vaadinin hak olduğundan bahsedilmiştir. 78 ila 85. ayetler arasında Allah'ın izni olmadan peygamberlerin mucize getiremediğinden ve Allahü Teala'nın vermiş olduğu nimetlerden bahsedilmiştir. Allahü Teala Helak olmuş eski milletlerin yaşadıkları yerleri ibret nazarıyla görmemizi istemiştir. Bu milletler çok güçlü oldukları halde onlardan hiçbir iz kalmamış, sahip oldukları tüm servetler yok olup gitmiş ve onlara hiçbir fayda vermemiştir. Azabı görünce iman etmenin bir faydasının olmayacağı da belirtilerek sure bitmiştir. Fussilet suresi Mekke'de nazil olmuş 54 ayettir. Surenin baş tarafında geçen Fussilet, kitabın ayetleri açıklanmıştır ifadesinden dolayı bu isimle anılmıştır. Genel hatlarıyla sure. Kur'an'a karşı duyarsız kalan Mekkeli müşriklerin tutumundan bahsedilmiş ve kendilerine uyarıcı gelen ama uyarıcıları kabul etmeyen inkarcıların nasıl bir akibetle karşılaştıkları anlatılmıştır. Allah'ın birliğinin delillerinden bazıları zikredilmiştir. Kur'an'ın her tarafa ulaşmasını engellemek için Kur'an okunduğu zaman gürültü çıkarmayı isteyen müşriklerin korkularından bahsedilmiştir. Müminlerin özelliklerinden bir kısmı anlatılmış ve insanın hak ve hakikat karşısındaki tutumuna dikkat çekilmiştir. 1 ila 8. ayetler arasında Kur'an'ın yüceliğinden, müjdeleyici ve uyarıcı olduğundan müşriklerin Kur'an'a karşı kalbimiz kilitli ve kulaklarımız ağır diye tavır yapmalarından ve iman edenlere kesintisiz nimetler verileceğinden bahsedilmiştir. 9 ila 18. ayetler arasında Allahu Teala'nın kainatı ve dünyayı nasıl yarattığı anlatılmıştır. Allahu Teala peygamber Efendimiz'den müşrikleri uyarmasını, eğer uyarıları dikkate almazlarsa helak edilen Ad ve Semud kavminin başından geçen şeyleri hatırlatmasını istemiştir. Ad kavmi şiddetli bir rüzgarla Semud kavmi ise şiddetli bir sesle helak edilmiştir. 19 ila 24. ayetler arasında kıyamet gününde gözümüzün, kulağımızın ve derimizin aleyhimize şahitlik yapacağı anlatılmıştır. 25 ila 29. ayetler arasında kâfirlerin Kur'an okunduğu zaman onu susturmak için gürültü yapın dedikleri, sonuçta cehenneme girecekleri anlatılmıştır. Kıyamet koptuktan sonra kâfirler "Rabbimiz bizi hak yoldan saptıran insanları ve cinleri bize göster ki onları ayaklarımızın altına alalım." diye istekte bulunacaklardır. 30 ila 36. ayetler arasında "Rabbimiz Allah'tır" diyen müminlerden onların alacağı ikramlardan, Allah'a çağıran ve salih amel işleyenlerden daha güzel sözlü kimsenin olmayacağından, kötülüğü iyilikle savmak gerektiğinden, bunu da ancak sabırlı olanların yapabileceğinden ve şeytanın dürtmelerine karşı Allah'a sığınmak gerektiğinden bahsedilmiştir. 37 ile 39. ayetler arasında Allah'ın varlığının delillerinden olan gece gündüz, güneş ay, ve ölü toprağın Allah'ın izniyle hayat bulması gibi bazı deliller zikredilmiştir. 40 ila 46. ayetler arasında Allah'ın ayetlerini saptıranların durumundan Kur'an'ın yüceliğinden peygamber efendimize yapılan hakaretlerin daha önceki peygamberlere de yapılmış olduğundan Kur'an'ın müminler için hidayet ve şifa olduğundan iyilik yapanın kendisine iyilik yapıldığından ve kötülük yapanın da kendisine kötülük yaptığından bahsedilmiştir. İyilik yapanın kendisine iyilik yaptığından ve kötülük yapanın da kendisine kötülük yaptığından bahsedilmiştir. Ve bu şekilde inşallah 24. cüzü de nihayete erdirdik. Allah'a hamdolsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.